Merhaba, yepyeni bir video serisinde yine birlikteyiz. Başlığımız ustalar ile bridge. Ustalar dediğimiz kişiler bu konuda, bridge konusunda makaleler yazmış ve o yılın en iyi yazısı kabul edilmiş kişiler. Bu oylama International Bridge Press Association tarafından tespit ediliyor. Ve oylamaya katılanlar da yine kendileri gibi yazarlar. Şimdi ben her yıl için, hemen her yıl için tabii hepsi yok ama daha önce ödül kazandığı ilan edilmiş yazarların yazılarını aktarmak istiyorum. Tabii aradaki fark şu, neden bunu yapıyorum? Yazı, yazı olarak okunabiliyor. Fakat oyunları biraz hayalinizde canlandırmanız gerekiyor. Bunu videoya döktüğümüz zaman daha net olabiliyor diye düşündüğüm için ustaların da yazılarının kaybolmaması adına, değerli çünkü hepsi birbirinden değerli yazılar var. Hepsinden alınabilecek ipuçları var. Bu maksatla ben bu seriyi hazırladım. Şimdi ilk olarak 74 yılından başlıyoruz. O yılın en iyi 4, en iyi 4 diyeyim. Aslında sırayla gidiyorum. Yani birincisi Terence Reese olmuş. Ama önemli olan o yılki makaleler, yazılar arasında en iyi seçilmiş yazılar. Şimdi Terence Reese'den çok kısaca bahsedeyim. Her bölümün başında yazan kişi hakkında çok özet bir bilgi aktaracağım. Kendisi İngiliz bridge oyuncusu. 4 Avrupa bir dünya şampiyonluğu var. Bu konuda BBC'de bridge programları yazmış. Birçok gazetede yazmış ve 90 kitabın yazarı ya da ortak yazarı şeklinde olmuş. Yani birçok genç oyuncuya aslında ilham kaynağı olmuş. Birlikte yazar, ortak yazar olarak. Kendisi çok küçük yaşlarda, daha hatta kendi tabiriyle okuma yazmayı öğrenmeden kağıt oynamayı öğrenmiş. Bunun önemli bir nedeni annesinin küçük bir otel işletiyor olması ve bu otelin alt katında da bir bridge kulübü olması. Bu yüzden bridge'le çok küçük yaşlarda haşır neşir olmuş. Ve sonra da gayet başarılı işler yapmış bridge konusunda. Şimdi seçilen yazısı şu. Defos hikayeyi anlatır. Önce bir okuyalım. Defans defos yaptığında ne tür bir el ile bu defosu yapacağını tahmin etmeye çalışın. Bu sorunun cevabı ileride kritik bir tahmin durumunu çözecektir. Örneğin defanstaki oyuncu elinde As 5-3-2 veya Rua 5-3-2'den kolaylıkla defos yapabilirken Dam 5-3-2 veya Vale 5-3-2'den o kadar rahat defos yapamayacaktır. Evet, bu söylemek istediği, yani elinde As ve 3-4 parça varsa ya da Rua 3-4 parça, buralardan defos yapmak kolay. Fakat Dam'dan Vale'den o kadar rahat değil. Nedeni de çok basit. Mesela şimdi bir an 3 parça olduğunu düşünelim Dam'ın. Şimdi buradan nasıl defos edeceksiniz? Bu kağıttan Dam 5-3 olsaydı örneğin zordu. Veya Vale 5-3-2'den defos yaparsanız artık Vale'yi unutun demek olacak. Devam edelim. Örneklerle bu pekişecek. Örneklerde Koz Kör ve Pik'te, Pik kullanacağız hep. Pik yan renk ve Deklaran'ın Pik'ten bir löve almaya ihtiyacı var. Şimdi daha önce diyelim kozlar çekilirken Doğu 2 adet Pik defos etti. Nasıl oynayalım? Şöyle oynayalım. Doğu'nun elinde As 4 parça olma ihtimali Dam 4 parça olma ihtimalinden daha yüksek. Yani As'ın elinde olma ihtimali daha yüksek. İki kez defos yaptı. Bu yüzden yerden ele doğru pik oynayalım. Ve As'ı Doğu'da arayalım. İkinci örneğimiz şu.
Batı daha önce bir adet pik deposette dışarıda 6 parça var. Şimdi 4-2 ya da 3-3 olabilir tabii. As hangi tarafta olabilir? Batıda olma ihtimali daha yüksek. Çünkü dam 3 parçadan bunu yapamazdı. Rahatlıkla defoz edemezdi. Nasıl oynayacağız? Yerden küçük pik oynayıp elden onlu koyacağız. Yani damı doğuda, ası batıda arayacağız. Şansımızı arttıran en büyük oyun olasılık ihtimali bu. Üçüncü örneğe bakalım. Doğu daha önce 2 adet pik depozetti. As ve 8 oynadığımızda Doğu 5 ve 7 verdi. Bakın 4 tane pik çıktı. 3, 2, 5, 7. Rua nerede olabilir? Batının elinde 5 parça ruvalı olması daha yüksek ihtimal. Valeden olmasına göre. Hani onörleri dağınık kabul ediyorsak biliyorsunuz onörlerin dağılımı prensibi var. Daha önce çok sık kullanmıştık bunu. Şimdi Rua ve Vale'nin karşılıklı ellerde olma ihtimali %75. Peki bu durumda doğuda Vale 5 parça mı olur? Rua 5 parça mı olur? Doğal olarak Rua 5 parça olma ihtimali daha yüksek. Bu yüzden elden dam koyarız. Yani ası oynadık. 8'de oynadığımızda 7 gelirse biz damı koyarız. Şimdi bir örnek daha yapalım. Batıdan dam önce 2 adet pik deposu geldi. Dışarıda as ve vale var. Artık öğrendik. Bu küçük kağıtları oynayan oyuncu da asın olma ihtimali daha yüksek. Yani kalan kağıtlar pik, as, x olma ihtimali vale x'ten daha yüksek. Bu yüzden elden yere doğru pik oynarız. Şimdi ası koyarsa zaten sorun kalmaz. Yok küçük koyarsa da o zaman ruvayı koyarız. Peki. Şimdi biraz da eller üstünde bunu uygulayalım. 4 pik oynanıyor ve defans ilk 3 tur tref oynuyor. 3. trefe çakıyoruz. Kozları topladıktan sonra koz oynamaya devam edeceğiz ve defansın yapacağı defosları takip ediyor olacağız. Bu defoslardan bilgi edinmeye çalışacağız. Onörlerle ilgili olarak. Şimdi 3 tur tref oynanıyor. Buna çakıyoruz. Kozlara girelim. Şimdi önemli olan bizim için kör. Kritik kağıt kör as, kör dam. Yani her ikisi de doğudaysa yapacak bir şey yok ama biri orada, biri buradaysa ne yapabiliriz ona bakacağız. Şimdi pikleri çekmeye başladık. Bir tref defos edildi batıda. Bir de doğuda. Devam edelim. Bir karo geldi. Biz de karo verdik. Bir kör geldi. Bu önemli. Doğu kör 2 defos etti. Şimdi elinde as 3 parça ya da 4 parça olma ihtimali, dam 3 ya da 4 parça olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kör 2 bize şu işareti veriyor. Ası doğuda ara. Tabii bu durumda da damı batıda. Aslan demin söylediğim gibi doğudaysa yapacak bir şey yok. Buna göre oynayacağız. Şimdi önce karoları da halledelim. Son olarak körü oynayacağız tabii. Son karomuzu da çekelim. Şimdi kör oynadığımızda
Artık ne oynayacağımızı önceden kararlaştırdık. Vale oynayacağız. Çünkü damı batıda, ası doğuda arıyoruz. Böyle oynayınca da plan işe yaradı. Tabii aslan doğuda olsaydı yapacak bir şey yoktu. Ne oynarsak oynayalım, körden iki löve kaptırırdık. Ama as ve dam karşılıklıyken işte hangi tarafta as, hangi tarafta dam olduğunu da defoslar sayesinde tespit edebildik. İleride başka bir yazarın bir yazısı daha var. Bunu göreceğiz. Orada da aynı mantık çalışıyor. Kimde aradığınız onur renginin, yani bir renkte onur arıyorsunuz. Kimde o küçük kağıtlar varsa bilin ki aradığınız onur ondadır diyecek. Gelince, zamanı gelince göreceğiz. Burada da öyle. Bakın kör ikilisi işe yaramaz bir kağıt gibi duruyor Doğu için. Ama bizim için çok önemli bir bilgi veriyor. Evet. İkinci yazarımız Gabriel Chagas. Kendisi Brezilyalı. Bermuda Bowl'da dünya takım olimpiyatlarında dünya açık ikili şampiyonlukları var. 32 kez Güney Amerika, 16 kez Brezilya şampiyonlukları var. Şimdi kendisi birkaç yıl önce ceza almıştı. Brezilya milli takımından da çıkarılmış oldu. Diyorum internet üzerinde bir problem nedeniyle kendisi de zaten kabul etmek zorunda kalmış bunu. Neyse o kısmını geçelim. Kendisinin değerini, yazısının değerini düşüren bir konu değil. Gabriel Chagas çok iyi bir oyuncu ve hocalığı da var. Aynı zamanda bizim ünlü Türk oyuncumuz Melih Özdil ile yakın arkadaş. Birlikte birçok oyun oynuyorlar. Ekip olarak takım maçları yapıyorlar, ikili oynuyorlar. Şimdi Gabriel Chagas'ın birkaç tane yazısı çıkacak. Şimdi bu videoda bir tane. Fakat benim dikkatimi çeken Gabriel Chagas markalar konusunda oldukça uzman. Yani küçük kağıtları değerlendirme konusunda. Şimdiki başlığımız derin empası severimdi. Derin empas yapmayı sever. Yani 7'li, 8'li, 9'luyu kullanarak. Şimdi bir okuyalım. Dağınık onörleri olan kozunuzu ya da bir rengi, illa koz olması şart değil, sağlamaya çalıştığınızda ilk turda 7'li, 8'li, 9'ları kullanarak derin empas yapmayı düşünün. Örneğimiz burada. Bakın bir tarafta dam 8, 5, 3, bir tarafta as 9, 6, 2 var. Şimdi burada tabii onörler dağınık, ruva, vale, dam, as hepsi ayrı bir tarafta. Derin empas, şimdi pikten de 3 löve almaya ihtiyacımız var. 4 tane pikimiz var, 3 löve almak istiyoruz. Doğru oyun şu. Elden yere doğru ikili oynamak. Batı ne koyarsa koysun, 7'li koyarsa 8'li, vale koyarsa dam koyarak bir büyütmek. 7'li koydu, 8'li koyduk. Tabii 10'lu alacak. 10'lu doğunun alacak. Ama bir sonra oynadığımızda damı oynayacağız ve ruvayı koymak zorunda kalacak. Doğu. Ve bu arada da batının valesi de ezilmiş olacak. Yani doğuyu çaresiz bırakacağız. 10'luyla eli alabiliyor. Bakın 7, 8, 10'luyla aldı. Vale koysaydı dam koyacaktı. O zaman ruva alacaktı. Fakat bu sefer de onluya biz bir empasa almış olacaktık. Yani derin empas burada kesinlikle işe yarıyor. İki parça
onörlü batıda, üç parça çift onörlü doğuda. Şimdi bunu bir de oyunda görelim. Ata 4 pik oynanıyor. Doğu zaten bir sanzotu demiş. Açışı var. Ve biz 4 pik oynuyoruz. 2 tur daha kör oynayacak. Yani son köre çakacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Koz ruhası oyunu açan, bir sanzotu açan doğuda olmalı. Ama kaç parça? Bunu anlayabilmek için önce bir derin empas yaparız. Sonra da diğer renkleri oynarız. Biraz önceki örneği bir board üzerinde uygulayalım. Şimdi iki tur kör aldı. Üçüncüye çakıyoruz. Ve dedik ki derin empas yapalım. Derin empastan kastımız elden yere doğru oynadığımızda dokuzluyu koymak. Dokuzluya ne geldi? Vale geldi. Evet, Rua gelseydi daha çok sevinirdim. Şimdi dışarıda onlu ve Rua var. Rakip tref oynadı. Bir tur daha biz trefe devam ederiz. Bakalım üçüncü trefe ne oluyor? Üçüncü trefe uymadı. Burada bir duralım. Doğunun iki parça trefi var. Oyunu da bir sanzotu açtı. Dengeli bir eli var. Demek ki piki en az 3 parça. Bizim kozumuz 3 parça olmalı. Tabii altımızda olduğu için çakmamayı tercih etti. Üstüne çaka yaparız diye. Peki. O zaman buna göre oyunumuzu sürdürelim bakalım. Şimdi pikin en az 3 parça olduğunu anladık. Zaten 4 ise işimiz zor olurdu. Yere geçtik. Şimdi dam oynadığımızda biraz önceki örnekte olduğu gibi mecburen Rua'yı koyacak. Rua'yı koyduğu zaman da onlu batıdan geldi. Pik 8'li de bizim alıcı hale gelmiş oldu. Kalan karoları da tahsil eder. 4 pik kontratını başarmış oluruz. Burada yaptığımız bir sanzotu açan Doğu'nun elinde kısalık var mı tespit etmekti. Bunu tref ve karo üzerinden yapacaktık ama üçüncü trefe zaten boş verince anladık ki piki iki parça olamaz. Yani pikinin iki parça olması demek, şimdi şöyle bakarsanız ne olacak? Pik iki parça, tref iki parça. Demek ki dört kör, beş karoyla yapacak. Yarı dengeli. İmkansız değil. Ama ihtimal hesaplarına göre daha düşük ihtimal. Pikin üç parça olma ihtimali en yüksek olasılık. Şimdi Gabriel Çakas'a devam ediyoruz. Yine derin empası severim konusu. Batının iki trefli araya girişi var. Dört kör oynuyoruz. Batı aldığı bu löveyi ve biz boşladık. Tekrar tref devam etti. Aslı alacağız. Şimdi iki tref demişti. Buradan şunu anlıyoruz ki trefleri 6-2. Onu şuradan anlayacağız. İkinci ele demek ki küçük verecek. Herhalde dörtte verecek. Doğu ki oradan anlayacağız. Körlerin yani kozumuzun 3-3 dağılma olasılığı da pek mümkün görünmüyor. Şimdi buna göre oynayalım bakalım. Tep oynadı. Evet bakın küçük verdi. İki parça. Tamam. 6 tane tref de batıya kaldı. Şimdi körlere bir girelim. Yine bir derin empasta girdik. Onunu çıktı. Pik oynadı. Valeyle aldık. Şimdi son koza oynadığımızda
Yerden tref değil, karo depo seçeceğiz. Bu önemli. Empasta yaptık. Böyle. Ve şimdi tref değil, karo. Bakın ne işi? Batıyı oyun sonu yapmak için. Trefin kimde olduğunu biliyoruz. Pikleri de elimine ettik. Yapacağımız hamle artık ya trefini atarsa tref yapacak. Ama iki tane karo tutmak zorunda Batı ve karodan da son iki löveyi almış olduk. Gördüğünüz gibi bir kör verdik, bir tref verdik ve bir tref daha vermeyi kabul ettik ama yatırmış olduk. Karo oynamak zorunda kaldı. Ne yapabilirdi Batı? Aslında bir şey yapamazdı. Trefini atarsa o zaman bizim tref alıcı olurdu. Karoyu tek parça bırakırsa da o zaman karo oynardık. Trefe löve vermezdik. Evet. Tekrar Gabriel Çakas'ın yazısına dönelim. 3 oner yokken bile kağıtların doğru yerleşmesi halinde muhteşem sonuçlar elde etmek mümkündür. Elde as 7 5 2, yerde vale 10 9 4 varken 3 el almak mümkün müdür? Tabii ilk bakışta çok zor gözüküyor. Nasıl 3 el alabiliriz? Ama kağıtları doğru yerleştirirsek evet mümkün. Yerleştirelim bakalım. Bir düşünün isterseniz nasıl yerleşirse 3 el alınabilir. Sonra da cevaba geçelim. As'tan sonraki ilk onörümüz vale. On yok, dam yok, rua yok. Ama ellerin dağılımı şöyle olursa buradaki gibi mümkün. Bakın pikten 3 ele almak istiyorsunuz. Elden ikiliyi koyduk. 8 gelince 9'da büyüttük. 10 koysak da valiyi koyacak. Doğu damla aldı. Şimdi tabii onlu damla aldı, onluyla almadı. Yani onlu batıda. Bir sonraki tur yerden vale geleceğiz. Doğu ruayı koymak zorunda. Koymazsa bize el hediye etmiş olur. Ruayı koydu. Şimdi eldeki 7-5 Doğu'nun 6-3'ünü makası alıyor. Bir kez daha yere geçme imkanımız olduğunu varsayalım. Yerden oynadığımızda 6 ve 3'ü makasa almış oluyoruz. Çok zor gibi gözüküyor 3 levi almak ama mümkün. Yani bu eli aklınızda tutarsanız, böyle bir elle karşılaştığınızda aklınıza Gabriel Çakas'ın derin empası gelsin. Şimdi bunun bir de örneğini görelim board üstünde. 3 sanzot oynanıyor. Batı 2 kör ile araya girmiş. Biz de ruamıza, iki parça ruamıza güvenerek 3 sanzotu demişiz. Tabii defans mutlaka kör oynayacak. As'ı aldı, kör valesi oynayacak, ruha çıkacak. Artık güneyin el kaptırmaması gerekiyor. Bakın karo empası tutsa bile, zaten tutması gerekiyor da, 4 lövede treften almamız lazım. Treften 4, körden 1, karodan 2. Yapabilirsek, dur bir daha hesaplayalım. 2 pik, bir kör etti 3. 6 löveye ihtiyaç var. Evet, 4 tref, 2 karo. Karo empası must, yani şart. Onun tutması şart, karo empası. Ama bir sorunumuz var. Yere geçmek. O karo empasını yapacağız. Yapabilmek için yere geçmemiz gerekiyor. Empasını da tutması şart. Ve şimdi oyunu açan taraf Doğu. Ve muhtemelen de tref damı Doğu'da.
Şimdi karo empası yapmak için yere geçmeye çalışacağız ama tabii kurnaz bir defans oyuncusu olan Doğu da damı koymak için zamanı bekleyecek. Yani bizim elimizdeki son trefi hesabı yapacak. Ortağından da muhtemelen sinyali alacak. Şimdi öyleyse ne yapabiliriz? Onu görelim. Yapmamız gereken durum bir kere elimizde problem vale, tref valesi bir problem. Bunu dikkate alalım. Şimdi bakalım tref valesini asla ezdik. Onunla oynadığımızda yerde kalmak istiyoruz çünkü. Bakın 8'i de attık. 8'den de kurtulduk. Enteresan değil mi? Hem tref valesi hem tref 8'i. Tamam. Şimdi hala tref 7'si alıcı. Ve sıra geldi artık karo empasını denemeye. Bunu başardık. İki tane de pik alırız. Gerisine teslim ederiz. Burada kilit oyun elden tref büyükleri yani vale ve 8'i debloke ettik. Ki yerde kalalım. Aksi takdirde kalamazdık. Hem de trefler de 4-1'de almış. Yani hem trefleri hem karoları kullanmış olduk. Şimdi bir örneğimiz daha var. Batı bir pikle araya giriyor. 4 pik araya girişinden sonra 5 karo ve kontrol oynuyoruz. Pik as atağıyla başladı. Pik devam edecek. Elden Rua ile alacağız. Doğu da 4 ve 2 verdi. Bunun anlamı herhalde çift sayı mı? Olmalı. Şimdi kontratı yapmak için nasıl oynamalıyız? Yerden kör verdik. Şimdi konu tabii yere geçeceğiz. Bakın 8'li ile bir derin bir empas yaptık. Batı'da iki parça tref ya da tek dam veya onlu veya yedili olması halinde kontrat başarılı. Bu yüzden elden tref 8 oynadık. Şimdi tref 7'yi görünce de yerden küçük koyduk. Onlu aldım. Görelim bakalım niye böyle olduğunu şimdi oyun kağıtları açılınca göreceğiz. Neden böyle oynadığımızı. Karo empası denedik. Zaten yokmuş. Tuttu. Trefle yere geçtik. Bakın tref altısı bile yere geçiş imkanı yarattı. Antre yarattı. Şimdi karo 7'ye küçük veririz. Karo 8'e de büyütmediği için yine empas yapar. Ası çeker. Kontratı başarmış oluruz. Şimdi tek başına bir pik, dört pik dediği için tabii çok kuvvetli 7-8 parça piki olmasını beklerdik. Ki öyleymiş, 8 parçaymış. Karo hiç çıkmadı. Tref çıkmadı. Yani karo 4-0 dağılmış olmasına rağmen bu oyun tarzıyla derin empas sayesinde kontratı başardık. Gelelim üçüncü yazarımıza. Tim Seres. Kendisi Avustralyalı. Birçok turnuvada da milli takım oyuncusu olarak Avustralya'nın ülkesini temsil etmiş. Şimdi onun yazısının başlığı Dektra'nın hata yapmasına fırsat tanıyor. Okuyalım. İyi bir bridge oyuncusu olmanın temel gerekliliği
daha iyice oyunlar oynamaktan çok az hata yapmaktır. Bridge hatalar oyundur. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bridge hatalar oyundur. Ve benim hep söylediğim söz şudur. Kim daha az hata yaparsa o kazanır. Evet, bir oyuncu ne kadar az hata yapar ise o kadar başarılı olur. Bu yüzden defanstayken Declan'a hata yapması için fırsatlar yaratır. Çok sık şu durum karşınıza çıkar. Eğer yanıltıcı bir oyun kurgulamazsanız Declan normal oyunu oynayıp kontratını başaracaktır. Demek ki normalin dışında oyunlar düşünmemiz lazım. Mesela şu. Yerden az oynandığında normal oyununuz batı için, tabi batıda oturuyoruz. Normal olarak 5'liği verirsiniz. Normal olarak beklediğiniz bu. Ama ikinci küçük oynadığında doğuda pik olmadığı anlaşılır. Yerde dam 10 var. Hemen valiye empas alalım. Halbuki yanıltıcı oyunu yapmak için şimdi yerde 4 parçayı görüyoruz. Ve diyelim ki deklarasyondan ötürü de elinde de 4 parça olması. Diyelim koz oldu, koz pik. Demek ki ortakta en fazla bir tane çıkacak. Bunun anlamı bu. Öyleyse farklı oynamamız lazım. Valiyi vermeyeceğiz ama 9'luyu verelim. Şimdi 9'luyu verirsek Declan'ın aklına şu gelecek. Ya doğuda vale 7, 5, 4 varsa o zaman ters tarafa doğru empas yapması lazım. Empası yerden ele doğru yapması lazım. Şu anda elleri anlayacağı için elden yere yapacaktı. Ve bu nedenle de eğer ikinci tur dama oynayıp sonra ele doğru empas denemeye kalkarsa yanlış yola girdiğini anlayacak ama Atalan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Çok geç olacak yani. Bu aşikar. Yani 5'li oynarsak bir pikten hiç löve alamayız. Yanlışa sevk etmemiz için pik 9'unu verelim diyor Timsaras. Peki bir örnek daha. Declan elden yerin onlusuna doğru küçük oynadı. Şimdi doğuda oturuyoruz. İkili, üçlü geldi, onlu geldi. Şimdi bunu normal olarak hemen her oyuncu valeyle alır. Sonunda ruva alır mıydı? Ama dam ve 9'u yerde görüyoruz. Artık Declan'a empas yapmaktan başka çaresi kalmayacak. Yani kalan tüm löveleri almak istiyorsa pikten yerden ele doğru oynayacak ve empas deneyecek. Dam koy oynadığında ya da 9 oynadığında biz küçük verince o da küçük verecek. Ama vale oynamayıp da bunu ruva ile alırsak o zaman diyecek ki belki de batıda vale 4 parça var. O zaman yerden empas denir. Bakın kolay kolay hiçbir tekleren ya da hiçbir defans oyuncusu elinde vale ve ruva varken onluyu ruva ile almaz. Ama vale ile alırsa da ayna gibi elini yansıtmış olur. Yani başka bir çaresi kalmaz. Declan empas yapmaktan başka. Ama ruva ile alırsanız diyecek ki o zaman vale kesin batıda ben yerden dokuzluyla empas yapayım. Ve o zaman da oyuna geldiğini geç anlayacak. Şimdi bir örnek görelim. Bir karo açılmış. Bir sansotu, üç sansotu. Declan ruvayla aldı. Hemen pike girdi. Doğu sırasıyla onlu ve valeyi vermiş. Bakın elinde beşli olmasına rağmen. On valeyi verdi. Aslında görüyor. Yerde as ruva dam var. İşe yaramayacak. Tabii doğal olarak da Declan batıda 4 parça pik olduğunu düşünecek. Pik 9'luyla ele geçip kör ruva oynuyor. Doğu bunu da boşluyor. Bunu boşladığı zaman da yere geçer, antresi kalmıyor. Ve kontrat 1 batıyor.
sayalım hemen. Karo 2, trafik 2. Körde bir aldı 5. Pikten pikten 4 leve mümkün ama yere geçemem. 3 leve de kalıyor o yüzden. Şimdi öyle oynamasaydık. Şimdi böyle oynadık. Bakın burada kilit olay, onu kaçırmayalım. Vale onu attığımız için batıda 8, 7, 5, 3 olduğunu tahmin ediyor. Pikten 4 leve almak da nasıl mümkün olur? Pik 9'lusu da el yaparsa. Halbuki doğuda oturan oyuncu Dekleran'ın pikten 4 levesi olduğunu gördü ve onun için yanıltıcı bir oyun oynadı. Eğer öyle oynamasaydı pikten 4 leveyi Astro adam çekecekti, 3-3 dağıldım olduğu için 4. leve körden 1 alır 5, minörlerden de 4 etti 9. İşlem bitmişti. Bence normal bir turnuvada çok büyük bir çoğunluk bu kontratı yapardı. Ama böyle bir oyun tarzı tamamen bozdu. Şimdi görelim nasıl oynandığında. Onlu verdi. Bir daha oynadı. Vale verdi. Allah Allah diyor. Tamam. Demek ki şeyler, pikler o tarafta derken aha bir bakıyor. Pik meğer öyle değilmiş. Dur o zaman yere geçeyim diyecek. Ama yere geçmesi için kör lazım. Halbuki körü doğu iki kez durduruyor. Ve doğu durdurabildiği için yere geçiş imkanı yok. Pik ruhasından istifade etme imkanı yok. Halbuki pik normal akışına bırakılsaydı 4 tane piki çekebilecekti. Şimdi öyle olmadı. Kalan löveleri defansa teslim ediyor. Evet. Tavsiyem her fırsatta rakiplerinize yanlış oynamaları için seçenekler sun. Yani Dekleran'ın yanlış oynaması için her zaman fırsat tanıyın. Özet bu. Şimdi son yazarımız Robert Hammond. Bu da ünlü bir Amerikalı oyuncu. İlk başarısını 64 olimpiyatlarında kazanmış. Ve ünlü İtalyan Blue Team'i Bermuda Bowl'da 15 yıllık hegemonyasına son veren Dallas Aces takımının üyesi. İlk üyelerinden. Mike Lawrence'la ilgili bir seri yapmıştım. 23 videoluk. Orada Dallas Aces'ın hikayesini uzun uzun anlatmıştık. İşte üyelerden biri de Robert Hammond. Onun yazısına bakalım şimdi. Problemi önceden öngördüm. Şöyle başlıyor yazı. Siz golfü ya da tenisi gözleriniz kapalı oynar mısınız? Herhalde gözleriniz kapalı oynamak pek akıllıca olmazdı. Ama birçok bridge oyuncusu böyle oynuyor. Bridge masasında problem daha ortaya çıkmadan problemin nereden çıkabileceğini keşfetmeniz gerekir. Yani yumurta kapıya gelmeden, bunun tam Türkçe karşılığı yumurta kapıya gelmeden bunu öngördüm. Şimdi durum şu. 4 pik oynuyoruz. 2 karo araya girişi var. Durumu değerlendirelim. Şimdi çok güzel bir değerlendirme var. Her renk için bir analiz var. Önce bir siz de düşünün. Sonra bulgulara birlikte bakalım. Evet, şimdi tek tek renk renk gideceğiz. İlk olarak koz rengimiz, pik. Bizde var 8 parça. Karolar ve treften dışarı 3 el vereceğimiz hemen hemen garanti olduğundan 2 karo tref ruası istediğimiz yerde olsa bile valenin de 2 parçadan düşmesi bir sürü şarta bağlı. Piklerin 3-2 dağılması gerekiyor. Yani pikten löve vermememiz gerekiyor. Rakipler de kontur demediğine göre bu dağılımın 3-2 olması güçlü ihtimal. Şimdi ikinci olarak kör rengine bakalım.
Kozları 3-2 kabul ettik. Soru şu. Kör dörtlüsü atağa tek parça olabilir mi? İmkansız. Neden? Çünkü bu durumda doğuda Rua, Dam, Vale 8-7-5 olan 6 parça kör olurdu ki herhalde 2 karonun üstüne 2 kör derdi. Oyuna girerdi yani konuşmalar. Şimdi muhtemelen Batı bitişik onörleri olmayan, yani bizde ne yok? Rua yok, Dam yok, Vale yok. Bunların iki tanesi bitişik olmayan bir onör altından kör açılır. Eli Rua XX ya da Dam XX olabilir. Şimdi iki karo ile araya girdiğinde dinlen, Batı'nın elinde 2 pik ve 3 kör olma ihtimali kuvvetli. 4 parça kör olma ihtimali biraz daha düşük. Körle ilgili bulgular bu. Diğer renklere devam edelim. Üçüncü olarak karo renk. Burada resmi okumak daha kolay. Batı'da uzun karolar var ama As ve Rua onörleri ikisi birden elinde değil. Yoksa kör yerine karo başlamayı tercih ederdi. As Ruası olsaydı. Son olarak da tref rengine bakalım. Bu renk hakkında ancak dolaylı bir şeyler düşünebiliriz. Batı'nın elinde 2 pik, 3 kör, 6 ya da 7 karo olduğuna göre ya 1 ya 2 parça tref var. Peki tref Rua kimde acaba? Doğuda bir kör ve karo onörü olduğu belirlenmişti. Oyun oynarken artık oyuna da geçmiş oluyor. Tref Ruası da olsa Kuzey pas geçtikten sonra muhtemelen konuşmalara iştirak ederdi. Ayrıca Batı karo ile araya girmesine rağmen farklı bir renk açılmayı tercih etti. Muhtemelen treften korunmasız bir onörü var. Yani Batı'da tref Rua tek ya da iki parça. Peki. Bu bilgiler ışığında son değerlendirmemizi yapalım. Demek ki defansa iki karo ve bir tref dışında el vermemeliyiz. As da aldık. Yerden küçük tref oynayıp direkt ası koyacağız. Treften bir leve vermeye razıyız ama iki değil. Bakın as koyacağız. As'ı koyduk. Rua geldi. Rua gelmesi demek işi sağlam aldık. Artık sadece bir tref iki karo veririz gözüküyor. Vale 9-7 bizde dam 8-4 var. Hemen bir kozlara girelim. Yere geçtik. Tref oynadığımızda 9 geldi, aldık. Karadan 2 leve vereceğimiz garantiydi. Onu da verdik. Fakat tref 8'i alıcı. Son kozu da aldık. Başarılması oldukça zor bir kontratı başardı. Birçok oyuncu bu hesapları yapmadan direkt tref ruhasına empas denerdi. Ama biz hesabımızı yaptık. Yani ya ruha tektir ya iki parçadır diye. Şeyde iki parçaysa yine sorun yok. Yani asla alır. Treften bir löve vermeye razıyız. Yeter ki iki löve vermeye. Şimdi tref empası denemiş olsaydık 2 löve verecektik. Halbuki şu problemi önceden öngördük ve buna göre oynadık, başarılı da olduk. Evet, bu videonun sonuna geldim. Ustaların ödüllü yazıları konulu seri umarım size faydalı olur. Her yazıda çok
bana göre güzel ipuçları var. Bazı yazılarda şunu fark edeceksiniz. Bu yazının yazıldığı tarihte belki de ilk olarak ortaya konmuş bir görüş oluyor. Fakat sonra zaman içinde belki de şu anda oynadığınız standart bir konvansiyon haline de gelmiş olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi Smith Echo, önümüzdeki videolarda karşımıza çıkacağız. Bir bayan Trusco galiba yazan. O yazdığı yılda en iyi yazılardan biri kabul edilmiş. Zaman içerisinde bu bir standart konvansiyon haline gelmiş. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.